Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ettik. Biz ziyaretlerimizi yaparken İkizdere ve Çayeli'nde AK Parti teşkilatlarının sağdan soldan topladıkları küçük gruplar üzerinden bazı provokasyon girişimleri oldu. Ama ne Rizeli kardeşlerim ne de Rizeli dava arkadaşlarım bu girişime prim vermediler. Onlara da bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını anlayabiliyorum. Bu arkadaşlar son dönemde çok zor günler geçiriyorlar. Kaçmak zorunda oldukları birçok soru, sektirmek zorunda oldukları bir dolu iddia, sulandırmak zorunda oldukları koskoca bir millet gündemi var. Bunun için de benim sözlerimi çarpıtıp acaba buradan bir yol olur mu diyorlar. Kimse heveslenmesin. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez. Ben Rize'nin geliniyim. Hele Rize'liden bana hiç zarar gelmez. De küçük ortak çıkıp acınası çabalarını bana cirolamaya kalkmış. Neymiş efendim? Benim Rize'ye gitmem provokasyonmuş. Neymiş efendim? Esnaf gezmeyecekmişim. Bak sen hele. Sayın Bahçeli, ben gezmezsem kim gezecek muhterem? Büyük ortağın saraydan çıkmıyor, ortada yok. Sen zaten hiç yoksun. Ben de gezmezsem bu esnafı kim gezecek? Kim? Milletimizin derdini kim dinleyecek? Buradan sormak istiyorum. En son ne zaman esnaf ziyareti yaptın? En son ne zaman çiftçinin elini sıktın? En son ne zaman işsize iş buldun? En son ne zaman milletin derdini merak ettin? Biz bu yolculuğa çıkarken milletimize bir söz verdik. Koltuk değil, ayakkabı eskiteceğiz dedik. Allah'a bin şükürler olsun. Ben size verdiğim sözü tuttum. Siz de bana verdiğiniz ve hep birlikte milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Bizim ayakkabılarımız eskimeye devam ediyor ve eskitmeye devam edeceğiz. Sen iktidarın küçük ortağısın. Madem bizim esnafa gitmemizden rahatsızsın, o zaman bir zahmet o çok değerli koltuğundan kalkacaksın. Milletinin ayağına gideceksin. Aynı benim yaptığım gibi gideceksin. Rizeli esnafın, Ispartalı çiftçinin, gül yetiştiricisinin, kiraz yetiştiricisinin, elma yetiştiricisinin, veteriner olup iş bulamadığı için besicilik yapıp iflasın eşiğinde olan üniversite mezunu gencin halini, hatırını soracaksın. Yani kürsüden öfke tiratları atmayı bırakıp işini yapacaksın. Nefret siyasetiyle değil, millete hizmet siyasetiyle rekabet edeceksin. Eğer bunları yapamıyorsan da bize gölge etmeyeceksin. Bu kadar basit. Yolsuzluk her yanı sarıyor ve yapanın da yanına kar kalıyorsa iktidar hattaya gidiyor demektir. Mesela yoksulluk çığ gibi büyüyor, işsizlik zirve yapıyor, ülkenin parası pul oluyorsa iktidar yolcudur demektir. Mesela enflasyon canavarı sahneye çıkıyor, vatandaş sürekli artan fiyatlara ezdiriliyorsa iktidar için yolun sonu görünüyor demektir. Mesela ülkeyi yönetenler iktidara gelirken verdiği sözleri unutuyor, hatırlatanları da terörist ilan ediyorsa dönülmez akşamın ufkuna gelinmiştir demektir. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bozulan ekonomi ve pandemi karşısında bunalan milletimize el uzatmadı. Kendisi çıktı, zor durumdaki esnafımıza sözüm ona müjdeler verdi. Yine kredi verdi, yine borç verdi. Paket kapsamında 1.4 milyon esnafımıza da 4 milyar 622 milyon lira hibe verileceğini açıkladı. O 4 milyarı öyle bir anlattı ki şaşarsınız.
Mesela 4 milyar demedi. 4 milyar dedi. Ciddiyetsizliğe bakar mısınız? 4 milyar demek gözünde küçük göründü. 4 milyar dediğiniz zaman büyüdü. Aylardır kepengi kapalı esnafımız, tedarikçileri ve aileleriyle birlikte 20 milyona yakın insanımız demek. Bir yıldan fazla zamandır borçla, harçla idare ediyorlar. Eşlerinin ziynetiyle kira ediyorlar. Arkadaş çıkmış, destek paketinin büyüklüğüyle değil, ağının uzunluğuyla esnafı kafalamaya çalışıyor. İkna siyasetinde gelinen son nokta. Gerçekten ibretlik. Allah akıl fikir versin. Sayın Erdoğan, sen ağayı uzattıkça sıfırlar da o kadar uzamıyor. Sen ağayı uzattıkça vatandaşın derdine derman olunmuyor. Sen ağayı uzattıkça pandemi sürecinde esnafımızı yalnız bıraktığın gerçeği değişmiyor. Dünyada devletten en çok iş alanlar listesinin zirvesinde olan o 5 müteahhitten birinin pandemi döneminde tek kalemde 9.4 milyar liralık vergi borcunu sildin. Dile kolay, 9.4 milyar lira. Ekonominin bel kemiği olan esnafa 4 milyar 622 lira, milyon lira. Yani 4.6 milyar lira. Müteahhide 9.4 milyar lira. Böyle vicdansızlık olur mu? Tek bir kişiye 20 milyon vatandaşımıza verdiğinin iki katını veriyorsun. Üstüne bir de böbürleniyorsun. Böyle utanmazlık olur mu? Yazıktır, günahtır. Bitti mi? Hiç biter mi? Bu açıklamanın ertesi günü milletin cebinden bir yılda 26 milyar lira daha almanın tezgahını kurdular. Ne yaptılar? Akaryakıttaki ÖTV oranını görülmemiş şekilde arttırdılar. 3994 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile benzine 55 kuruş, motorine 67 kuruş, LPG'ye 35 kuruş zam geldi. Vicdansızlığa bakar mısınız? Esnafımıza verilecek 4,5 milyar liralık destek bu akaryakıt zammı ile sadece 2 ayda vatandaştan geri alınacak. İBAN yollamayı bıraktılar, artık direkt vergi olarak kesiyorlar. İşin en acı tarafı da ne biliyor musunuz? Bu akaryakıt zamları ile önce lojistik maliyetleri artacak, sonra üretici maliyetleri artacak, en sonda tüketici enflasyonu artacak. Yani hem vatandaşımızın cebinden daha fazla vergi çıkacak, hem de hayat daha da pahalı olacak. İşte size AK Parti iktidarının pandemiyle mücadele stratejisi. İşte size AK Parti iktidarının zor gününde milletinin yanında olma anlayışı. İşte size AK Parti zihniyeti. Yazıklar olsun. Biliyorsunuz sosyal medyada bir video fırtınası aldı başını gidiyor. İktidar mensuplarının isimleri çirkin işlerin, garip ilişkilerin aktörleri olarak geçiyor. Normalde bizim siyaset anlayışımıza göre parti içi meselelere karışmak olmaz. Ama bu iş daha da ileri gitmiş, aile içi meseleler haline gelmiş. Aile içi meselelere gene hiç karışmayız. Ama AK Parti ve ortaklarının içindeki skandallarla milletin gerçek gündeminin gölgelenmesini de hiç istemeyiz. Ama bu kepazeliği artık sadece Türkiye değil, dünya takip ediyor. Buradan konunun tüm paydaşlarına seslenmek istiyorum. Beyler, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı söz konusu. Koskoca Türk devletini cümle aleme rezil ettiniz. Bu işler karşılıklı videolar yayınlamakla, gizemli hikayeler anlatıp, gerçekleri bulandırmakla, çarptırmakla olmaz. Ekranlara çıkıp saçmalamakla, hamasetle hiç olmaz. Konuyu yaymakla hiç olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Bu işler bütün iddiaları araştıracak ve gerçeği milletimizin önüne koyacak şeffaf bir yargı süreciyle olur. Devlet itibarının kişiler üzerinden daha fazla ayaklar altına alınmasına izin verilemez. Yapılacak olan basit. İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir.
Cumhuriyetin savcıları ve hakimleri devreye girer, gereken yapılır, olması gereken budur. Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışan budur. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Adalet bunu gerektirir. Yargı işini yapar, hakikat neyse ortaya çıkar, suçu olan cezasını çeker, suçu olmayan aklanır, işinin başına döner. Bu kadar basittir bu işler. Sayın Erdoğan, bu kepazeliğe daha ne kadar sessiz kalacaksın? Çalışma arkadaşlarına ne zaman çeki düzen vereceksin? Alengirli, abuk sabuk işlerinizle aziz milletimizin en büyük kıymeti olan devletimizi daha fazla yaralamayın. Çıkın, makamlarınızın sorumluluğuyla, temsil ettiğiniz devletin ciddiyetiyle gerekeni yapın. Memleketi de daha fazla küçük düşürmeyin. Ayıptır, günahtır bu ülkeye. Dava arkadaşlarım, yaşanan her yeni skandalda, her yeni yolsuzlukta, her yeni beceriksizlikte bir kez daha anlıyoruz ki bu zihniyetin artık milletimize verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Partili cumhurbaşkanlığı dedikleri bu ucube sistemde milletimizin çilesi dağ olmuş ama iktidar ve şürekası için her şey yolunda. Ekonomi yoğun bakımda, adalet ağır yaralı, demokrasi sizlere ömür ama ağalara göre işler tıkırında. Türkiye bu zihniyeti daha fazla taşıyamaz. Milletimiz bu zor zamanlarda ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor umurlarında bile değil. 4 ayda 434 vatandaşımız intihar etmiş. Umurlarında bile değil. Her gün memleketin bir yerinden bir cinnet çığlığı yükseliyor. Umurlarında bile değil. Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektöründe işten çıkarmalar artabilir. Yılın ilk 5 ayında 2.750.000 yeni icra dosyası açılmış. Çekilen krediler ödenemiyor. Borçlar artık ödenemiyor. Ama Sayın Erdoğan gerçeklerle yüzleşeceğine bize hala 2053 masalları anlatıyorsun. Bu düzen böyle gitmez. Türkiye böyle yönetilmez, yönetilemez. Ömrünü tamamlamış, milletine sırtını dönmüş bu iktidarın artık görevi devretme zamanı geldi. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu karış karış gezdiğimiz Türkiye'de milletimiz söylüyor. Ezilen, yok sayılan, sokakta yürüyemeyen kadınlar bizi çağırıyor. İşsiz gençlerimiz, umutsuz milyonlar bizi çağırıyor. Ay sonunu getiremeyen emekliler, emekçiler bizi çağırıyor. Memleketin yağmalanan doğası, cennet köşeleri, ırmağı, ağacı, suyu bizi çağırıyor. İkizdere, Kaz Dağları, Salda Gölü bizi çağırıyor. EYT'li kardeşlerim bizi çağırıyor. 3600 ek gösterge hakları verilmeyenler bizi çağırıyor. Atanamayan öğretmenler bizi çağırıyor. Ez cümle, memleket bizi, millet bizi çağırıyor.